Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. İnna mübteda. Aslı innenadır. Cemii nunattan dolayı, yani nunların çokluğundan dolayı nunun biri hasf edilmiştir. Mütekellim mal gayr sigasıyla gelmesinin sebebi, biz azimüşşan zatımızla, sıfatımızla, esma ve efalimizle, kudret ve azametimizle neyizdir? Burada belagata göre kasem vardır. İnne'nin ismi inne ile beraber gelip cümleyi ismiye olursa kasem manası olur. Atayna haberdir. Biz verdik. Kim? Ke. Sana verdik. Yani kime? Sana. Ke. Sana verdik. Neyi verdik? El kevthara. Kevseri verdik. Kevser, kethretten müştak olup çokluk manasınadır. Kevser'in birçok manaları vardır. İlmin, feyz-i ilahi, nur-i ilahinin çokluğu, ila ahirehi, demek olduğu gibi ümmetinin çokluğudur ki daha ilmin ve ümmetin çokluğundan haberi yokken haber vermek mucize-i azimedir. Yani Hazreti Allah'ın bir mucizesidir. Hani yokluk zamanında ileride gelecek çokluktan haber vermek bir mucize-i azimedir buyuruyor. Belagata göre tahakkuku hukukuna binaendir. Yani kavlinin sözünde muhalefet olmadığını beyandır ki biz verdik buyuruyor. Bu bir mucize-i azimedir. Kavlinin yakinen katiyetle haber vermesi de mucize-i azimedir. Dünyada füyüzat-ı ilahi verilmesi ve evlad-ı Resulullah'tır. Burada bir mucize-i azimedir. Bu da bir mucize-i azimedir. Mahşerde milyarca insanı sulayacak olan Havz-ı Kevser. Yani Resulullah'ın Havz-ı Kevser'i de buyuruyor Cenab-ı Hak, Resulullah'a veren Havz-ı Kevser'i, onu da sana verdik. Bu sure Mekke-i Mükerreme'de nazil olduğuna binaen o zaman Resulullah Efendimiz'in ashabı 40 kişiden ibaretti. Daha o zaman ne ilmin çokluğu var, ne ümmetin çokluğu var, ne feyzin çokluğu var. Bunlar o zaman mevcut olduğu halde. Cenab-ı Hakk'ın sana Kevser'i verdik. Değil mi? Yani tekrar ediyorum. Bunlar o zaman mevcut olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın sana Kevser'i verdik buyurmasının sebebi tahakkuku vukuuna binaendir. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz, İki kulağını kapadığın zaman içeriden gelen gürültü milyarlarca insanı sulayacak olan Kevser-i Azime'nin gürültüsüdür buyurmuşlardır. Yani kulağımızı kapatıyoruz iki parmağımızla sağlı sollu kapatıyoruz. Burada böyle şelale gibi büyük bir ses çıkıyor. İşte ondan bahsediyor. Bu söz her adama söylenmez. Çünkü inanmaz. İşte bu haberin verilmesi bir mucize-i azimedir. İşte bu nimetlere müteşekkiren ne yap? Fesalli, fa sebebiyedir. Hemen namaz kıl. Kim? İçin li rabbike. Sen Rabbin için, yani Rabbinin rızasını kazanmak için daha venhar,
Zikrul has iradetül amdır. Yani kurban kes. Fesalli matufun aleyh olup venhar emri matuftur. Matuf aleyhin hükmünde olduğundan venhar li rabbike takdirindedir. Yani fesalli li rabbike var. Venhar dediği zaman venhar li rabbike manası çıkıyor. Rabbin için kurban kes. Müfessirin-i azam fesalli emrinden murat bayram namazı. Venhar emrinden murat da kurban kesmektir buyurmuşlardır. Ayet-i Celile'de venhar buyurulması Hazreti Ali Kerremallahu veçeye göre malının en merubu, en hayırlısı olan deveyi kes emrini almıştır. Zira nahr deveyi kesmek manasındadır. Çünkü deve boyundan kesilir. Eğer vedbah değil mi? Vedbah buyurulsaydı koyun ve keçiden başlardı. Yani zebih küçük baş hayvan kesmeye deniyor. Nahır da deve kesmeye deniyor. İmam Ali Kerremallahu veçhu buyuruyor ki mal mergubu deveyi kestiği gibi hani mal mergubu deveyi kestiğin gibi canının ve vücudunun mergubu olan nefsini kes. O nefsin boynunu kır yani yere yatır. Bu nefsi azletmekte ancak ve ancak rabıta iledir diye tefsir buyurmuşlardır. Lirabbike de mütekellimden gaibe iltifat vardır. İnna mütekellim fesallili buyurulmadı da yani fesalli lirabbike buyuruldu ama fesallili buyurmadı Cenab-ı Hak. İltifat yaparak lirabbike buyuruldu. Çünkü Rab ismi zahirdir. Külli esma-i zevahiri gaybun. Her ismi zevahir gaiptir. İnne şani'eke muhakkak sana şe'neden bazı buğz ve adavette bulunan kötülük nispet eden sana ebter diyen o alçak huve ancak o mel'un nedir? El ebteru ancak ebter olan efendim kuyruksuz ve sonsuz olan onun kendisidir. Yani ebter burada sıfat-ı müşebbehe oluyor. Kuyruksuz veya sonsuz, sonu olmayan, yani sonsuz olan anlamında. Zira senin şanın, dinin ve şeriatın nesli pakın ki zürriyetin kıyamete kadar bakidir. Sure-i Celile'nin sebebi nüzulü, İslamiyet'in bidayetinde Müslümanlar, müşrikler hepsi Beytullah'a girip çıkarlardı. Bir tarafta Müslümanlar ibadetlerini yaparlar, diğer tarafta da müşrikler bulunurlardı. Bir gün Resulullah Efendimiz Kabe'den çıkarken kapıda As bin Vail isminde bir müşrikle karşılaşıp Resulullah Efendimiz ile konuştu. O müşrik içeri girdiği zaman diğer müşrikler kapıda kimle konuştum diye sorunca o mel'un da Ebter ile konuştum dedi. O zamanlarda Resulullah Efendimizin İbrahim ismindeki veledi mükerremleri vefat etmişti. Araplar da kendisinden sonra birini tutarak yani kendisinden sonra düzeltiyorum yerini tutacak erkek evladı olmayana ebter derlerdi ki sonu yok demektir. Lugatta ise kuyruksuz manasınadır. Mel'un bu ebter sözüyle bu dinin temsil edeceği kimseyi yok demek istedi. Bunu işiten Resulü Zişan Efendimizin kalbi şerifleri mahzun ve müteessir oldu. Hiç sevgilisinin, mahbubunun kalbinin müteessir olmasına Cenab-ı Hak razı olur mu? Elbette ve elbette olmaz. Cenab-ı Hak Habibini teselli için bu sure-i celileyi inzal buyurup Habibim müteessir olma senin şanın, dinin, şeriatın ve zürriyetin kıyamete kadar bakidir. Sen
Değil ebter olan ancak sana ebter diyenlerdir der. Ebter olan sonu olmayan buyurdu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.